Bak şimdi moralin nasıl düzelecek. Sinemaya geldik kız. Eskisi gibi ikimiz beraber. Ne çok eğlenirdik. Ya hani bir filme gelmiştik. Çok beğendiydik de iki kere daha geldiydik. Hangisiydi? Ya bir adam vardı, işsizdi. Sonra bisikleti çalınıyordu ya. Ha, bisiklet hırsızları. Heh, işte o. İçimiz katılmıştı ağlamaktan. Ay, hem de ne ağlamak. Kemal'in de bisikleti vardı o zamanlar. Bilmem mi? Bisiklet aşıkları derdim ya size. Ne saf, ne temiz hayallerimiz vardı. Neyse. Geçti gitti hepsi. Ne güzel değil mi? Güzel. Güzel ama bir tane yan çıkabilir. Bu kadar insanın içine girmemiz doğru değil. Beraber görünmemeliyiz. Aslında haklısın. Ama inan bana, bu öyle mühim bir an ki benim için. Eksikliğini hissettiğim, uzun zamandır düşlediğim bir an. Sevgilimle el ele film seyredeceğim. Çok şey mi istiyorum? İçeride yan yana gelelim bari. Sen önden git. Ben de ışıklar sönünce gelirim, tamam? İyi, tamam. İnşallah çıktı değildir. Güllü. Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk, iyi mi? Şunları unutalım diye dışarı çıktık. Melun kadın burnumuzun dibinde bitti. Niye tek gelmiş ki bu? Kimle gelecek? Arkadaşı mı olur ki bunun? Tabii tek gelecek. Neyse kız, boş ver sen. Biz güzel güzel filmimizi izleyelim. Şeytan. Başlıyor mu film? Işıklar söner şimdi. Acele gir. Bu gece çok güzelsin tatlım. Teşekkür ederim. Nicky. Bugün tuttuğun çocuk. Frank mi? İsmi her neyse. Neden haftalığını verip göndermiyoruz? O kim? Hiçbir şey yapmadım. Bilmem. Biz idare ederiz. Muzaffer Bey olmaz. Bilemiyorum. Aceleye gerek yok. Yok. Benzetemedim. Çok ucuza çalışıyor. Selim diye şu bir adam vardı o galiba. Biliyor musun? Evet biliyorum. Amerikan malları için ithal vergisi alıyordu. Evet ama ona sorarım. Aa, bak gördün mü? Başını koydu. Çok para kazanmak istiyoruz. Kesin aralarında bir şey var. Elbiseler alabileceksin. Kim acı? Ya da belki kenara biraz para ayırmak istiyoruz. Yaşlılık günlerin için. Kocam adının Frank olduğunu söyledi. Doğru. Kocanız Nick bugün... Kız, öpüşüyor bunlar. ...bittiğini söyledi. Burada patron o sanıyordu. Sosyetikler sinemada öpüşür müydü? Sen ne bakıyorsun onların sosyetikliğine? Şey yapmamı öpüşüyor istemediniz. Ya. Bize ne be? Henüz. Kiminle öpüşüyorsa öpüşüyor. Filmi izlesen. Film daha heyecanlı kız. Çatlayacağım meraktan. E seni merak ediyorsun. Bu donyağını kim öper? Onu merak ediyorum. Işıklar yanınca anlarız nasılsa. Boya ilanı görürüm. Burada ucuz hiçbir şey bulamazsın. Frank, bence sen aşıksın. Yemeğini bile yemiyorsun. Gidelim buradan. Peki, ben Frank'le kaçıyorum. Onu
Ne güzel film değil mi? Niye hala kalkmıyor bunlar? Bilmem. Salonun boşalmasını bekliyorlar herhalde. Desene gizli aşk. Kemal bu. Bak sen şu sütü bozuğa. Sakin ol kız. Uyma sakın onlara. İyi geceler. Ne tesadüf. Bu gece herkes sinemaya gelmiş. Biz de burada Halide Hanım'la karşılaştık. Demek karşılaştınız. Ne tesadüf. Sen sinemada karşılaştığın herkesle öpüşür müsün? Senin de yılan olduğunu bilirdim de bu kadarını bilmezdim. Yürü Pakize. Allah kahretsin. Keşke seni dinleseydim. Buraya gelmekle hata ettik. Her şey mahvolacak şimdi. Ya abime anlatırsa? Kesin anlatır. Bu fırsatı kaçırmaz o. Tamam. Sakin ol. Ben Güllü'yle konuşurum. Hayır. Bunu yapmana gerek yok. Abin anlatması daha mı iyi? Sen arabada bekle. Bana. Ne istiyorsun? Muzaffer Bey'i söyleyecek misin? Yani Halide ile beni. Bilmem. Canım isterse söylerim, canım isterse söylemem. Eğer bu duyulursa? Orasını siz düşünün. Zamanında Halide tarafından az tehdit edilmedim. Zira kendileri sır saklama konusunda pek bir marifetlidir. Zevcenize iletirsiniz. Yürü bari. Güllü. Bana kızdın mı? Niye kızayım? Ne yaptın ki? Bir türlü peşimi bırakmadın. Sürekli aşkını anlatıp durdun. Sonra da sinema köşesinde Halide'yle. Sen demedin mi? Çık hayatımdan. İstemiyorum seni. Mutlu bir yuvan var demedin mi? Dedim. O zaman bana niye kızıyorsun? Beni bırakıp giden sen değil misin? Sadece acı çekip dursa mıydım? Teselli için mi koştun Halide'ye? İyi teselli ediyor mu bari? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.